Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bugünkü konumuz insan hayatında sevgi eksikliğinin zararları. Bugün bunları konuşacağız. Elimden gelebildiğince sizlere notlar çıkarmaya çalıştım. Bugünkü videomda herhangi bir kitap kullanmadım. Çünkü her defasında sizlere video çekerken kitap alma durumunda olursam sizlere çok sağlıklı video içerikleri üretemem. Bugünkü sizlere anlatacağım şeyleri birazcık hayatımdaki yaşamış olduğum durumlardan, birazcık da internetten edinmiş olduğum makalelerden aldım. Yani bugün sizlere anlatacağım bazı şeyleri hayatımdaki yaşamış olduğum durumlardan, bazı şeyleri internetten edinmiş olduğum makaleler yollarıyla anlatacağım şeyleri. Aslında anlattığım şeyleri pek çoğumuz hayatımızda yaşıyoruz, yani anlatacağım pek çok şeyleri. Ben sadece bunları sizlere videoya döküyorum. Videoda bunları böyle podcast halinde konuşuyorum. Umuyorum güzel, hoşunuza giden bir podcast olur. Aslında önceden mesela psikoloji ve podcast videoları bağımsızdı, birbirinden farklıydı ama artık podcast ve psikoloji videoları birbirleriyle çok bağlaşmaya başladı bende. Bu husustan da rahatsızlık duymuyorum aslında. Elimden gelebildiğince kendimi YouTube'da da geliştirmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ki zaten 4 yıla yakındır ya da 4 yıldan fazladır, tam hatırlamıyorum, Instagram'da sizlere video içeriği üretiyorum. Fakat devamında da aynı zamanda YouTube'dan da sizlere artık düzenli olarak ben içerikler üretmeye çalışıyorum. Şimdi konumuza geri dönelim. Sevgi eksikliğinin ülkemizdeki yerine bakacak olursak, öncelikle dışarıdan bakıldığı zaman biz manevi hayatlara çok önem veren bir ülkeyiz. Kardeşim ben senin yanındayım. Bir eksikliğin olursa bak abim burada, kardeşim burada, işte şu şurada falan. Herkes böyle sözcükler kullanır. Herkes herkese yanında olduğunu sözle söyler. Bizim ülkemizde genellikle böyledir. Bu sözde kalır, sözde kalır. Şimdi demek istediğim, biz sözle karşı tarafı sevdiğimizi söylüyoruz. Karşı tarafa değer verdiğimizi söylüyoruz. Fakat hissettiremiyoruz. Şöyle alışmışız aslında baktığımız zaman da gerilere. Bunları sözcükle söylediğimiz zaman da karşı tarafın değerli hissedeceğini düşünüyoruz. Ya da karşı tarafa yeterince sevgiyi verdiğimizi düşünüyoruz. Fakat ben buna katılmıyorum. Sevgi bu kadar basit bir şey değildir. Saygı bu kadar basit bir şey değildir. Sorumluluklar gerektiren şeylerdir. Mesela birisine şunu diyebilirsiniz. Kardeşim ben senin yanındayım. Bak bir sorunun olursa, bir problemin olursa ara beni, söyle mutlaka. Şimdi bu şu. Ben sana karşı olan sorumluluklarımdan kaçıyorum. Bir sıkıntı olursa bu sorumluluğu sana paslıyorum. Sen beni ara, sen bana söyle. Bu böyle bir duruma geliyor bence. Çünkü yani herkesin, her insanda birazcık sorumluluğu vardır arkadaşlar. Siz ayda bir kere bile olsa, bunu birkaç önceki videomda da söylemiştim. Ayda bir kere bile olsa hayatınızdaki insanları arayıp ya da mesaj yoluyla hayatının nasıl gittiğini sorma sorumluluğuna sahipsiniz bence. Arkadaşlık podcastinde sanıyorum bunu anlatmıştım. Bu bir sorumluluk. Karşı tarafa kendisini değerli hissetmesi yönünde, karşı tarafın problemlerini dinleme yönünde, dediğim gibi bir sorumluluklara sahibiz ve bu sorumlulukları yerine getirince aslında, hani diyorsunuz ya kardeşim ben senin yanındayım. Şimdi karşı taraf sana her zaman hayatındaki problemlerini çat diye arayıp söyleyebilir mi? Söyleyemez. Bazen insan kendi kabuğuna çekilir. Bazen sakinleşmek ister. Bazen o sakinken hani birileri onu anlasın ister. Aslında çok doğru bir durumdur. Bence çok sağlıklı bir durum değil ama yani içgüdüsel olarak da insan bunu yapar. Bu durumda da dediğim gibi sorumluluklarımızın farkına varıp söylememiz gerekmekte. Fakat bunları yapan bir toplum değiliz. Bugün notlarımı okuyacağım sizlere. Bir önceki mi artık, yok bir önceki değil ama bundan birkaç önceki podcastinde laptop kadraja girdiği için beni bulanık göstermişti. O yüzden laptopu bugün göstermeyeceğim sizlere, buradaki aldığım notları. Şimdi ben konuya çat diye arkadaşlıktan giriş yaptım ama burada aileye de dayalı yaşanılabilecek problemleri de not aldım tabii ki de. İlerleyen dakikalarda aileyle alakalı olan problemlere de dayanacağız. Buradaki almış olduğum notlarda şöyle bir bölüm var. Aile veya arkadaştan görülmeyen sevgi eksikliğinin insana zararlarını saymam gerekirse bu örnekler şunlar. Duygusal boşluk ve yalnızlık. Sevgi eksikliği bireyin duygusal olaraktan doyuma ulaşamamasına ve kendisini yalnız hissetmesine neden olabilir. Bu depresyon, kaygı ve düşük öz saygı gibi sorunlara yol açabilir. Hani diyorum ya, bir sorumluluğumuz vardır. Karşı tarafı aramamız gerekir. Halini hatırını sormamız gerekir. Problemi var mı diye sormamız. Bu sorumluluktan kaçmamamız gerekir. Kardeşim bir problemin olursa sen beni ara, beni o sorumluluktan al. Bundan kaçınmamız gerekir. Çünkü karşımızdaki insan yani hayatı çok yolunda bile giderken, bazen hani insan çok mutlu olduğu zaman da bile bu mutlu anını paylaşmak ister. Yani ben bir videomda demiştim, hangi videomda bilmiyorum da, yalnızlık psikolojisiydi sanırım, yanlış bilmiyorsam eğer ki. Yalnızlık psikolojisinin podcastinde şöyle diyorum. Hani biz genellikle üzüldüğümüz anları insanlara anlatırız ya. Bazen insan çok mutlu olduğunda da mutluluğunu paylaşamadığı kişileri gördüğünde de çok
morali bozulabilir aslında. Bu da çok can acıtıcı bir durumdur bana soracak olursanız. Gerçekten notlara devam ediyorum. Burada hani ek olaraktan depresyon ve kaygı bozukluğuna da yol açabilir diyor. Hani depresyona şu şekilde: sağlıklı bir arkadaşlık ilişkiniz varsa, bu sağlıklı arkadaşlık ilişkisinde birdenbire hani şöyle giden bir arkadaşlık düzeyiniz var. Hani ne çok yukarıda ne çok aşağıda. Böyle giden bir arkadaşlık düzeyiniz var. Hani birden böyle giderse karşınızdaki kişinin hani sorgulamasına neden olur. Acaba aramızda bir problem mi var? Ben mi yanlış bir şey yaptım? Dolayısıyla bu depresyona da yol açabilir. Yani farkında olmadan hayatınızdaki kişilere bu sevgi duygusunun eksikliğini gösterirseniz, saygı duygusunun eksikliğini gösterirseniz, karşı tarafı istemsizce de olsa bir depresif bir sürece iteleyebilirsiniz. Zor bir sürece yani, ki kim ister hayatındaki insanın zor bir sürece girmesini, fakat temsilci de olsa itileyebilirsiniz. İkinci almış olduğum notta şöyle bir not var: İlişki problemleri. Sevgi eksikliği sağlıklı ilişki kurma ve sürdürme becerisini etkileyebilir. Bireyler başkalarına güvenmekte zorlanabilir, bağlanma problemleri yaşayabilirler ve ilişkide sürekli çatışmalar yaşayabilirler. İlişki problemleri derken ben buna şuradan örnek verebilirim. Hayatınızdaki eşiniz olabilir ya da artık kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız, bunu nasıl anlamlandırırsanız bilirsiniz ki dünyaya geldiğimizde ilk öncelikle ailemiz bizi karşılar. Onlarla beraber yetişiriz. Kişiliklerimizi, karakterlerimizi onlardan böyle parça parça edinerekten oluştururuz. Sevginin de buradaki payı çok önemlidir ve çok büyüktür. Şöyle ki anlatayım ben size. Hayatımızın bazı zamanlarında şunu bu herkes yaşamıştır. Sevgiden mahrum kaldığını düşündüğü dönemler olmuştur diye tahmin ediyorum. Bu sevgiden mahrum kaldığınız dönemlerde dışarıya doğru bir bağlılık olabilir. Ya da böyle bir istem ola, dışarıya bağlılık derken mesela çocuklar anne ve babada bu sevgiyi göremedikleri zaman da dışarıya, yani ilişkilerine daha çok anlam yükleyebilir. Bunu ben de şu şekilde adlandırıyorum. Ve bu durumda da madde bağımlılığı olabiliyor. Bakın yani şunu demek istiyorum. Eğer ki anne ve babadan o sevgiyi göremezse ne olacak çocuk? Yani sevgiyi bulmak için öncelikle bir mutlu olması gereken bir uğraşla edinilmesi gerekecek. Bunu ne, bir madde kullanımı bir mutlu bir uğraş mı? Tabii ki de değil. Bunu demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fakat kendisine öyle bir meşgale mi denir artık? Ben meşgale diyebiliyorum. Öyle bir meşgale bulduğu zaman da ailesinin kriterlerini söylediği şekilde değil, kendi kriterleri doğrultusunda arkadaşlıklar edinirse bu arkadaşlıkları çok sağlıklı olmayabilir. Nasıl sağlıklı olmayabilir? Madde bağımlısı bir arkadaş edinebilir. Ya da sallıyorum, çok tehlikeli arkadaşlık ilişkileri derken cinayet işleyen bir arkadaşı olabilir. Cinayete teşvikleyebilecek bir arkadaşı olabilir. Vesaire vesaire durumlar. Bu aileyle beraber sağlıklı ilişkileri varken insan yaşayabilir mi? Bunları tabii ki de sağlıklı bir aileyle beraberken de yaşayabilir. Fakat sağlıklı bir aile sağlıklı bir iletişim demektir ve sağlıklı iletişimde de bunlar gün önüne çıkar. Yani aile bir şekilde iletişimde olduğu için, onu dinlediği için. Birazcık daha ileriye gittiğimde, artık ben yine arkadaşlığa kaydım, çok sağlıklı bir şekilde açıklayamadım sizlere. İlişki hayatında nasıl olur? İlişki hayatında güven problemleri olabilir kişinin. Eğer ki aileden yeteri sevgiyi almadıysa varsayıyorum ki sağlıklı bir ilişkide günde pifler kaç kere konuşuyor? Sallıyorum. 4 kere, 5 kere ya da 2 kere telefonla birbirlerini arıyorsalar, yetersiz sevgi hissetmesi durumunda mesela sabah kalktı, aradılar. Günaydın, günaydın. Şu teşekkür ederim tatlım, sen nasılsın, ben de iyiyim tatlım vesaire konuştular. Artık herkes işine gitti, iş yerinde çalışıyorlar. İş yerinde çalışırken de telefonunu çıkarıp, aa bana niye mesaj yazmadı bu acaba ya, artık beni önemsemiyor mu, mesaj atıyor, beni artık önemsemiyor musun diye. Hayır, olur mu öyle şey, ben seni gayet önemsiyorum diyor, gayet de seviyorum diyor mesela. Peki diyor. İşten eve dönerken hala da bir mesaj vesaire yok. Arıyor. Beni önemsemiyor musun diye tekrardan böyle darlama durumları diyebilirim bunun için. Darlıyor olabilir. Aslında bir art niyet var mı? Yok. Fakat aileden görülmeyen sevgi eksikliğinden dolayı bu yollara iteleyebilir. Ya yani karşınızdaki kişi her ne kadar, karşınızdaki eşiniz her ne kadar anlayışlı birisi de olsa normal bir durum değil. Aslında birazcık daha altına indiğimiz zaman da konunun sevgi eksikliğinden dolayı olduğunu zaten ben söylüyorum, anlatıyorum bunları. Yani bu da zaten olumsuz nedenlerden birisi olarak da sıralandırdığım bir şey. İlişkiyi de bu anlamda etkileyebiliyor. Ya da şöyle bir şey de var. Bunu yine ben hangi videomda söylemiştim? Unuttum şimdi onu ya. Bak gelmedi aklıma. Hatırlayamadım ama bir videomda söylemiştim. Bazı çiftler, kadın mesela, hayatındaki erkeğinin onu aldattığını öğreniyor. Öğrenmesine rağmen hayatından çıkaramıyor.
Bunun nedenine bakacak olursak sağlıksız aile faktörü. Aileden yeteri kadar sevgiyi görmeme de olabilir. Yani bana soracak olursanız çok büyük bir nedenle o, fakat farklı nedenler de olabilir tabii ki. Bunun örneğini verecektim tekrardan. Çiftlere bakıldığı zaman da karşı taraf belki onun kriterleriyle tam anlamıyla uyuşmuyor. Mesela diyelim kriterlerine çok uymayan birisi var hayatında. Etkili bir iletişim yok, ortak zevkleri yok, hiçbir şekilde bir sağlıklı iletişimleri yok. Fakat karşı taraf hani ona kendisini değerli, belki de bir seni seviyorum sözüyle kendisini değerli hissettirdiği için, belki de şu kadarcık çok az bir şekilde bile olsa kendisini değerli hissettirdiği için ona bağlanma durumu oluyor. Kendisini maalesef ki şiddet uygulamasına rağmen eşinden ayrılamayanlar, maalesef ki şiddet uygulamasına rağmen erkek arkadaşından ayrılamayan insanlar çok fazla var. Bunları görüyorsunuz. Gerek TV programlarında, gerek haberlerde, gerek sosyal medyada. Bunun altında yatan en büyük faktörlerden birisi aileden yetersiz görülen sevgi olarak da adlandırabilirim, ya da arkadaşlıktan görülen yetersiz sevgi. Yani ilişkilerimiz, duygusal anlamdaki ilişkilerimiz 3. sınıfta yer almakta bana soracak olursanız. 1. sınıfta ilk dünyaya geldiğinizde aileniz sizi karşılıyor. Ailenizden birazcık soyutlaşıp dışarı çıktığınız zaman da arkadaşlarınız sizi karşılıyor. Arkadaşlarınızdan da bir şeyler kattıktan sonra en son ilişkileriniz, duygusal bağlamdaki ilişkileriniz sizleri karşılıyor. Bu anlamda 3. sırada demek istiyorum. Maalesef ki en çok etkilenen de sanıyorum ilişkiler oluyor bu. Şimdi sıradaki notumu okuyayım sizlere. Davranış sorunları. Çocukluk döneminde sevgi eksikliğiyle yaşayan bireyler agresiflik, dürtüsellik, dikkat eksikliği gibi davranış sorunları ile daha sık görülebilir. Agresiflik mesela. Bazı konularda agresiflikten örnek vermem gerekirse buna şu örneği çok net bir şekilde verebilirim. Bir travma, bu hepimizin çoğunun çocukluğunun başından geçmiştir. Mesela babamız bir şeyi tamir ediyor çocukluğumuzda ve bize sesleniyor. Örnek veriyorum. Mesut. Efendim baba. Oğlum oradan git bir tornavidayı getir diyor mesela. Gidiyoruz. Bunu hepimiz yaşamıştır burada. Tornavidayı arıyoruz. Çekmeceyi açıyoruz. Yok. Abi kutuların altına bakıyoruz. Yok. Oraya bakıyoruz. Yok. Orada yok. Burada yok. Şimdi bu bir kriz anı değil mi? Bu kriz anını yönetmek çok önemlidir. Nasıl önemlidir? Şimdi baba çocuğa tornavidayı bulması gerektiğini söylediğinde çocuk onu arıyor. Bulamıyor. Bulamadığında geriliyor. Bu gerilme anında ileride onun kriz yönetiminde çok etkili olacak bir olay yaşanacak birazdan. Şimdi baba gelip çocuğuyla beraber aramaya devam ederse, çocuğuna yardım ederse okey. Fakat gelip de ulan bir tornavidayı bulamadım, tornavida nerede, tornavida nerede diye bağırırsa, burada çocuğun kriz yönetme şeklinde çok büyük bir şekilde olumsuz bir rol oynar baba. Yani bağırırsa, çağırırsa kabul edersiniz ki bu çocuğa kriz yönetimi şeklinde ileride çok olumsuz yollara neden açacaktır ve agresiflik konusunda da bayağı bir olumsuz etkenler yaratacak çocuğa. O zaman sıradaki notumuzu okuyalım. Duygusal gelişimde gecikme. Sevgi eksikliği bireyin duygusal gelişimini etkileyebilir. Özellikle çocukluk döneminde temel güven duygusunun oluşumunda önemli olan sevgi ve şefkatin eksikliği duygusal gelişiminin gecikmesine neden olabilir. Aslında bunu sizlere ilişkiler konusunda da söyledim. Yani burada birazcık daha detaylı açıklamasını orada yaptığımı düşünüyorum, ama ek olaraktan bir şey söyleyebilir miyim diye düşünüyorum aynı zamanda. Yani sanıyorum onlar dışında ekleyebileceğim bir şey yok. Notları birazcık aceleyle toparladım. Belki onu oraya ekleyebilirdim. Ekstra olaraktan bir not olaraktan sizlere okumuş oldum. Sıradaki örneğimiz stres ve sağlık sorunları. Sevgi eksikliği stres seviyelerini artırabilir ve dolayısıyla fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Kalp hastalıkları, bağışıklık sistemi zayıflığı gibi sağlık sorunları sevgi eksikliği ile ilişkilendirilebilir. Kalp hastalıkları, bağışıklık sistemi zayıflığı. Şöyle ki fark ederseniz üzüldüğünüzde ya da çok heyecanlandığınız zaman da kalbinizin nasıl küt 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 diye attığınızı bilirsiniz. Bu ne demek? Anormal bir durum var. Misal 90'la atan bir kalp ne oluyor o anda mesela? 120, 130. Ben de Galatasaray maçları izlerken oluyor bana genelde. Yalan söylemeyeyim. Ama tabii ki de heyecanlanmaktan, kasıt olaraktan diyorum. Üzüldüğü zamanda da hani insan bir ağlama sürecinde, mesela üzüldünüz. Sevgi eksikliğini yaşadınız, üzüldünüz. Üzüldüğünüzde ne oluyor? Bir ağlıyorsunuz. Ağlarken vücut bir tepkimeye giriyor ve ben tansiyonum çıkmıştı. Çıkmış mıydı, düşmüş müydü tam hatırlamıyorum. Fakat bir ara çok ağlamıştım bir sebepten dolayı.
Çok üzülmüştüm. Tansiyonum kaça kaçtı ya? 15'e. Ama yani elim ayağım titriyordu. O sağlık ocağında ölçtürmüştüm doktora gidip. Sanıyorum verdiğim örnekler yeterli olacaktır diye. Çünkü çok tıbbi açıklamalarını yapamayacağım. Bir doktor değilim. Şu 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 olur, şundan şu olur diye diyemiyorum. Birazcık da aldığım notlardan ilerlemeye çalışıyorum sizlere. Mesela burada bağışıklık sisteminin zayıflığı ile alakalı bir not almışım. Onu sizlere ben tıbbi bir açıklamasını yapamam. Hani şu şu olur, şundan dolayı olabilir diye. Sadece sıralıyorum. Çünkü ne bir psikoloğum ne bir doktorum. Sizlere ben videoyu sunuyorum sadece elimden gelebildiğince. Evet, burada notlarım var ama notlarımdan ziyade sizlere bir şey söylemek isterim. Burada birazdan aile sorunlarına geçeceğiz. Aile sorunlarına geçmeden aile kavramıyla alakalı sevgi eksikliğinde bir yorum yapmak isterim. Çevremden gözlemlediğim kadarıyla çevremde çok fazla insan yoktur fakat ailesinin onu şefkatle büyüttüğünü bildiğim ve bir de çok şefkatle büyümeyen, birazcık daha fiziksel şiddet, mental şiddetle büyüyen çocuklara baktığım zaman da arada inanılmaz büyük bir fark görüyorum. Şimdi şöyle ki, aile çocuğa sevgiyle, anlayışla, birazcık onu rahat bırakaraktan davrandığı zaman da dışarıdaki ailelerin yorumu ne oluyor ya? Bunlar da hiç çocukla ilgilenmiyorlar canım ya. Bırakmışlar, başını salmışlar çocuk olduğu gibi. Bak, şimdi o çocuğun gelecekteki haline baktığın zaman, tabii ki de şey demiyorum yani, bunu evden atıp olan ne olursa olsun artık umurumda, bunları demiyorum ben. Hani çocuğun kendisini geliştirme yönünde birazcık rahat bırakan, birazcık onu anlamaya çalışan ama aynı zamanda sevgisini gösteren ailelere demek istiyorum ben. Şimdi ailesi tarafından birazcık rahat bırakılmış çocuklar. Yani hem sevgi gösterilmiş hem anlayış gösterilmiş. Yeri geldiğinde tabii ki de tepki de görmüş ailesinden. Fakat olabildiğince hani onları kendisine değerli hissettirmiş aileler tarafından yetiştirilmiş çocuklara baktığımız zaman da gelecekte adam benimle bir muhabbet ediyor. O kadar akıcı konuşuyor ki, o kadar hani kendisi rahat. Fakat ailesi tarafından sevgisiz bir şekilde büyümüş ya da kendisine özbenlik saygısını kazandırmamış bir aile tarafından büyüyen bir çocuğa baktığınız zaman da kelimelerini söylerken bile böyle hani nasıl söyleyeyim, gözlerimi takip edin mesela, ya işte şöyle oldu böyle, hani söylerken bile kendi dediği şeylerden emin değil. İstemsizce bu tabii ki de. Maalesef 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 ki çok fazla fark ediyor. Sevgiyle büyüyen bir evdeki çocukla bundan çok mahrum kalmış bir çocuk arasında hem iletişim yönünde hem hayatındaki almış olduğu kararlar yönünde ve bilirsiniz ki de bu tür şeyler başarıları çok tetikler. Başarılı olmayı ya da başarılı olamamayı çok fazla tetikler. Görüyorsunuz ki, yani siz de görmüşsünüzdür eminim ki, bu ailesiyle beraber daha sağlıklı ilişkiler yaşayan, daha sevildiğini hisseden çocuklara baktığınız zaman da yapabildiği, başarabildiği şeyler daha fazladır. Daha kendisini ifade ederekten daha net bir şekilde bunları başarmış insanlardır. Şimdi buradaki aslında aile konusunu da açtım arkadaşlığı anlatırken. Çünkü ikisi birazcık bağdaşıyor. Sevgi konusunda aile ve arkadaşlık. Dolayısıyla ikisini birbirinden çok fazla ayıramadan anlattım. O da araya karıştı. Şimdi burada ailede sevgi duygusunun eksikliğinin zararlarına bakalım. Davranış sorunları. Aslında bunları size daha demin anlattım biraz biraz ama ben burada not olaraktan yine aldım sizlere. Evet, örneğimizden başlayalım. Duygusal bağlantı eksikliği. Ailede sevgi eksikliği yaşayan bireyler duygusal bağlantı kurma ve başkalarıyla duygusal olaraktan yakın olma konusunda zorluklar yaşayabilirler. Bu durum ilerleyen yaşlarda romantik ilişkilerinde, bunu da okuduk. Bu arada çok fazla not alamadım aile problemleriyle alakalı. Çünkü çoğu arkadaşlık problemleriyle uyuşan, bağlaşan problemler. Öz saygı sorunları. Ailede sevgiyi kabul görmeme, çocuklarının kendilerine olan güvenlerini azaltabilir. Kendi değerlerini sorgulayabilirler, öz saygı sorunları yaşayabilirler. Bunu şey konusunda örnek verdim, hani Dadib'in ailesi tarafından. Bak, ben burada notları alırken aslında birazcık orada sıkıntılar yaşamışım. Hani doğru yerlere notlar alamamışım. Ailesi tarafından sevgiyle büyütülen ve ailesi tarafından sevgi hissettirilmeden büyütülen çocuklara baktığınız zaman, hani bu örneği vermiştim sizlere ama yanlış yere not almışım tekrardan. Arkadaşlar, kamerada ufak bir sıkıntı oldu. Ona bir ufak ayar çektim. Şimdi devam ediyorum. Son örneğime geçiyorum. Ailede sevgi eksikliği durumunda yaşanabilecek problemlerde maalesef iki tane örnek çıkarabildim. Çünkü dediğim gibi hepsi sizlere o arkadaşlıktaki verdiğim örneklerle hepsi uyuşuyor. Çok fazla fark bulamadım aralarında. Ailede sevgi eksikliği bireylerin toplumsal ve akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyebilir. Duygusal destekten yoksun kalan bireyler okul ve iş hayatında başarısızlıklar yaşayabilir. Bu vermiş olduğum tornavida örneğini iş hayatına gelecek olursak, misal ben bunu çok fazla yaşadım. Bu tornavida olayını yaşayan birisi olarak da misal iş hayatında kriz durumları her zaman olur.
Bu kriz durumlarını yönetirken anksiyete, heyecan, gerilim gibi durumları fazlasıyla yaşadım ve dolayısıyla da hani bu alışma durumunda sizleri olumsuz etkileyebiliyor. Nasıl olumsuz etkileyebiliyor? İş yerine biliyorsunuz ki bir alışma süreci oluyor. Bu alışma sürecinde bir işi öğrenirken hani mental olaraktan zorlandığınız bir dönem olacak. Hani algılama yönünde ve siz bir heyecana kapılırsanız ne olacak? Bu daha da zor. Bu heyecanla neden oluyor? Hani acaba karşı taraftaki kişi beni yargılar mı? Ya da farklı bir durum olabilir mi? Ya da vesaire vesaire durumlar. Şimdi burada çok fazla not çıkaramadığım için şöyle bir şey anlatacağım sizlere. Ben sizlere Baba Olmak isimli bir podcast hazırlamıştım. O podcastinde sizlere bir çocuğun hayatında babası yokken edinebileceği risk faktörlerini saymıştım. Şimdi onları tekrardan saymak isterim sizlere. Kitabım da burada. Şurada tam olaraktan kadraja giriyor mu bilmiyorum ama Baba Olmak isimli kitabım. Tam da buraya ayırmıştım sizlere. Kadrajda görünüyor mu bilmiyorum ama. Okuyalım burada. Burada diyor ki efendim bizlere. Baba neden önemlidir? 2012'de Los Angeles'ta düzenlenen 13. Ulusal Babalık ve Aile Konferansı'nda şu bilgi paylaşılmıştır. Babasız yetişen bireylerin babasıyla yetişen bireylere kıyaslandığında hapse girme olasılıkları 8 kat daha fazladır. İntihar etme olasılıkları 5 kat daha fazladır. Davranış sorunlarının geliştirme riskleri 20 kat daha fazladır. Evden kaçma riskleri 32 kat daha fazladır. Maddeyi kötüye kullanım riskleri 10 kat daha fazladır. Okulu bırakma olasılıkları 9 kat daha fazladır. Mesela burada sizlere hani söyledim ya daha demin, tekrardan okuyorum notumu. Ailede sevgi eksikliği bireylerin toplumsal ve akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyebilir. Duygusal destekten yoksun kalan bireyler okul veya iş hayatında başarısızlıklar yaşayabilirler. Ve burada da okulu bırakma olasılıkları 9 kat daha fazladır. Hani bu durumda ben babası hayatında olup ve babası hayatında olmayan çocuklardan örnek veriyorum ama maalesef ki ben şöyle adlandırıyorum. Babası hayatında olmasına rağmen hani onun sevgi duygusunu hissettiremeyen babaları da maalesef ki yani fiziksel olaraktan var ama mental olaraktan olmadığında hemen hemen aynı durumda olduklarını düşünüyorum maalesef. Yani mental olaraktan evet. Bir babanızın olduğunu bilmek sizlere iyi hissettirir kendinizi ama problemleri çözme yönünde bir babanızın olmadığını düşünürseniz yanınızda hayat o zaman çok zorlaşabiliyor. Devam ediyorum. Ciddi bir istismara uğrama riskleri 33 kat daha fazladır. Ölümle sonuçlanan bir istismara maruz kalma riskleri 73 kat daha fazladır. Dolayısıyla hani aile bu anlamda sadece şunu yapmıyor. Kitabımızı da şöyle geri koyalım buraya. Burada çok fazla kitap birikti ve hali hazırda gelecek kitaplar da var. Oraya nasıl sığdıracağım tam bilmiyorum açıkçası. Şu mesela dikkatinizi çektiyse diğer videolardan. Bu düştü arkadaşlar. Bunu geriye de monte de edemedim. Bu böyle kaldı. Oraya bir yavaştan artık kitaplar dizeceğim. Bir sonraki videolarımda görebilirsiniz belki. Şimdi ben ne diyordum? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Bu arada da birileri taşınıyor sanıyorum. Bizim bir alt katımıza merdivenlerden takır tukur sesler geliyor. İnşallah etkilemez. Yoksa gerçekten çok canımı sıkabilecek bir olay. Şu anda size ne kadar sakin bir şekilde anlatsam da gerildim. Muhtemelen geliyordur ses, takır tukur sesleri. Yine de ben o sakinlikle sizlere anlatmaya çalışacağım. Hani bunları sayıyorum sizlere, ailesinden sevgi gören ve görmeyen kişiler arasındaki farkları sayıyorum. Fakat ailesinden sevgi göremeyip çok fazla şey başarmış insanlar var mı? Ha tabii ki o da var. Fazlasıyla var. Çok aşırı fazla da örneği var hatta. Belki onlar daha fazladır motive oldukları için. Benim buradaki anlatmaya çalıştığım şey tabii ki de baktığınız zaman da hayatınızdaki zor zamanları ailenizden sevgi göremeyerekten de aşabilirsiniz. Hani ben sadece sevgi görerekten aşabilirsiniz demiyorum. Fakat bilinçlenirsek bu yolları daha kolay aşabilme imkanımız varsa bunu neden yapmayalım? Benim yaşıtlarım hemen hemen benim videolarımı izliyorlar. O insanların bilinçlenmesi yönünde ben bu videoları çekmeye çalışıyorum. Hani biz geçmişte bunlardan biraz mahrum kaldık. Fakat videolarda görüyorsunuz ki ne kadar önemli yerlere sahip bu yaşayamadığımız şeyler. Bunları biz kapatma yönünde, hani çocuklarımızı yaşatmama yönünde bilinçlenelim diye bunları paylaşıyorum. Umuyorum etkileri olabiliyordur. Umuyorum aklımızda kalan yerleri olabiliyordur. Buraya baktığımda notlarımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Fakat
Ek olaraktan sizlere ne açıklayabilirim bu sevgi yönünde? Dediğim gibi herkesin, hayatınızdaki herkesin size karşı sorumlulukları vardır. Ve aynı zamanda sizin de onlara karşı sorumluluklarınız vardır. Bunların farkında olup lütfen bu şekilde yaşayalım ki insanların hayatını olumlu bir şekilde dokunabilelim. Evet arkadaşlar, sanıyorum artık videoya çok fazla devam edemeyeceğim gibi görünüyor. Çünkü artık arkadan çok fazla ses gelmeye başladı. Videoyu bir an önce kapatmaya çalışacağım. Umuyorum çok fazla etkilememiştir arkadaki ses. Etkilediyse çünkü 30 dakikam ya da 1 saatim ortalama bir boşa gitti şu anda. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Umuyorum hayatınızda dokunabilen bir video olur bu video. Bundan bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.